Merhaba, ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz diyetisyen Özge Yeşiltaş. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Ben Özge Yeşiltaş, diyetisyenim. 2015 yılında Bilgi Üniversitesi'nden beslenme diyetetik bölümünü kazandım. 2019 yılında bölüm ikincisi, yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldum. Yine aynı üniversitede 2019 yılında yüksek lisans eğitimime başladım. Şu anda da tez aşamasındayım, tezimi yazıyorum ve online beslenme danışmanlığı yaparak çalışmalarımı sürdürüyorum. Tebrik ederim. Çok güzel bir akademik kariyerde yapmışsınız. Acaba diyetisyen ne iş yapar? Diyetisyen aslında birçok konuda çalışabilir. Diyetisyenler insanların sağlıklı şekilde beslenmeleri, ileride karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarının önüne geçebilmeleri için ihtiyaçlarına uygun şekilde beslenme planlarını hazırlayan kişidir. Diyetisyenler hangi besinlerin ne değer taşıdığını, hangi besinlerin ne şekilde tüketilmesi gerektiğini bilir ve insanları bu doğrultuda bilgilendirirler. Aynı zamanda bizler hastalıklarda beslenme alanında da bilgi sahibiyiz. Hastaların hastalık durumlarına göre, hastalıklarının kademelerine göre beslenme planlarını hazırlarız ve hastaları bu şekilde yönlendiririz. Beslenmenin sağlık açısından önemi nedir? Beslenme yaşamsal bir gereksinimimizdir. Beslenme birçok hastalıkla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir. Bu yüzden beslenme sadece hasta olduğumuzda, sadece hastalık oluştuğunda dikkat edeceğimiz bir kavram değil de hayatımızın bebeklikten yaşlığa kadar her aşamasında dikkat edeceğimiz bir kavram olmalı. Daha sağlıklı yaşam, daha kaliteli bir hayat, hastalıklardan korunmak, varsa mevcut hastalıklarımızın yan etkilerini, komplikasyonlarını azaltmak, erken ölümleri azaltmak için mutlaka dikkat edeceğimiz bir unsur olmalı. Peki sağlıklı beslenme nedir ve nasıl olmalıdır? Sağlıklı beslenme yeterli ve dengeli beslenerek olur. Yeterli beslenme, ihtiyacımız olan enerji ve besin öğelerini vücudumuza yeterli miktarda almamız demektir. Dengeli beslenme ise ihtiyacımız olan besin öğelerinin birbirlerine göre ve öğünlerde dengeli şekilde dağılması demektir. Sağlıklı beslenme hem yeterli ve dengeli beslenerek hem de sağlıklı besinleri seçip sağlıklı şekilde tüketerek olmaktadır. Beslenme yanında su da çok önemli. Evet. Bir günde kaç litre veya ne miktarda su tüketilmeli? Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yetişkin bir insan günlük ortalama 2-2,5 litre kadar su tüketmeli. Tabii bu miktar bireysel özelliklere, bireysel olarak günlük yaptığımız aktivite düzeyine göre veya hava sıcaklığına göre değişkenlik gösterebiliyor. Genel olarak havanın sıcak olduğu günlerde, sporcularda ya da gebelik, emziklilik gibi özel durumları olan bireylerde su gereksinilmesinde bir miktarda arttığını söyleyebilirim. Sağlıklı kilo vermek için ne yapmak gerekir? Burada aslında birçok alt başlık var, birçok madde var. Öncelikli olarak güne kahvaltıyla başlamamız gerekli. Kahvaltı 11-12 saatlik gece açlığından sonra günün en önemli öğünü ve araştırmalar göstermiş ki kahvaltı alışkanlığı olmayan bireylerde şişmanlık görülme sıklığı da artıyor. Bu yüzden mutlaka güne kahvaltıyla başlamalıyız. Günün geri kalanında porsiyon kontrollerimizi sağlamak için kahvaltı oldukça önemli. İkinci olarak mutfağa vakit ayırmamız gerekli. Yemeklerimizi mümkün olduğunca evde kendimiz hazırlamamız gerekli. Dışarıda yediğimiz yemekler evet bazen daha lezzetli olabiliyor ama yüksek miktarda yağ, yüksek miktarda şeker ve gıda katkı maddeleri içeriyorlar. Hem de bazen sağlıklı pişirme yöntemleriyle pişirilmemiş oluyorlar. Kızartma gibi yöntemlerle hazırlanmış oluyorlar. Evde ise kontrol tamamen bizde. Yemeğimizin tüm içeriklerini, yağını, şekerini, tuzunu biz ayarlayabiliyoruz. Bu sebeple de mutlaka sağlıklı kilo verme döneminde kendi yemeklerimizi kendimiz hazırlamalıyız. Üçüncüsü yavaş yavaş yemek, bol bol çiğnemek. Bunun nedeni de sindirimimiz süresince beynimize tokluk sinyalleri iletiliyor. Ve tokluk sinyallerini hissedebilmemiz için en az bir 20 dakikalık yemek yeme süresine ihtiyacımız var. Eğer tabağınızdakini hızlı bitiren biriyseniz beyninize tokluk sinyalleri iletilmeden tabağınızdaki bitmiş olabilir. Bu sebeple bu da önemli. Ara öğünlerden destek almamız çok önemli. Ara öğünler bizim günün geri kalanında daha dengeli şekilde porsiyonlarımızı kontrol etmemizi sağlıyor. Tabii ki de olmazsa olmaz fiziksel aktivite.
Fiziksel aktivitede hem enerji harcamamızı artırıyor, kilo vermemize yardımcı oluyor. Hem de iştahımızı kontrol etmemizi sağlıyor, metabolizmamızı canlı tutuyor. Mutlaka sağlıklı bir kilo verme sürecinde fiziksel aktivitede yer almalı. Biraz önce kahvaltının öneminden bahsettiniz evet. ama bazı kişiler öğün atlayarak kilo vermenin daha kolay olduğunu iddia ediyorlar. Bu fikir hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan çalışmalar, öğün atlamanın, aç kalarak zayıflamaya çalışmanın sağlık için sakıncalı sonuçları olduğunu göstermiş. Biz öğün atladığımızda daha fazla acıkmaya bağlı olarak izleyen öğünde daha büyük miktarlarda ve kontrolsüz şekilde besin tüketebiliyoruz. Bu da tabii ki daha kilo almamızı kolaylaştırıyor. Bu yüzden ideal bir kilo verme sürecinde azar azar, sık sık, küçük porsiyonlar halinde besin tüketmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Peki ara öğünlerde ne yiyebiliriz? Bunun için de birçok seçeneğimiz var. Bir karbonhidrat grubunun yanına bir protein grubu, bir karbonhidrat grubunun yanına bir yağ grubu veya protein ve yağ gruplarını birlikte tüketerek bir kombinasyonlar yaratabiliriz. Örneğin 2 tam ceviz içi yanında 3 adet kuru kayısı olabilir. 10 adet badem yanında 5 adet kuru erik olabilir. 1 su bardağı kadar süt veya yoğurt yanında 1 adet taze meyve olabilir. Veya 1 dilim ekmek yanında 1 dilim kadar beyaz peynir olabilir. Veya tatlı sevenler için haftada 1-2 kezi aşmamak kaydıyla bir porsiyon sütü tatlı olabilir. Tabii yine burada da dikkat edeceğimiz unsur porsiyon kontrolü. Ara öğünlerde de porsiyonlar bizim için önemli. Çünkü fazladan aldığımız her besin öğesi vücudumuzda yağ çevrilerek depolanıyor. Yani biz karbonhidratı da, protein de, yağı da fazla almış olsak vücudumuzda yağ olarak depolanıyor. O yüzden ara öğünlerde de porsiyon kontrolü önemli. Peki dışarıda yemek yiyeceksek sağlıklı beslenme için neleri tercih etmemiz gerekir? Öncelikle sağlıklı içecekleri tercih etmemiz gerekir. Sıvıların kalorilerini kesinlikle göz ardı etmememiz gerekiyor. Sağlıklı içecekler olarak su, taze sıkılmış bir meyve suyu, ayran veya maden suyu tercih edebiliriz. Eğer suyu sade içmek istemiyorsak içerisine limon dilimi ekletebiliriz. Aperatiflere gelecek olursam, aperatifler genellikle kızartma yöntemiyle hazırlanıyorlar. Bu yüzden hem sağlığa zararlı hale geliyorlar hem de yüksek miktarda kalori içeriyorlar. Bu sebeple kızarmış kalamar, kızarmış peynir, kızarmış patates veya soğan halkaları gibi aperatifleri tercih etmememiz gerekiyor. Daha az yağlı, sağlıklı protein kaynaklarına yönelebiliriz. Bir baklagil yemeği veya ızgara şekilde pişirilmiş et, tavuk, balık olabilir. Bunların yanına mevsim sebzeleriyle hazırlanmış bir salata olabilir veya bir kase yoğurt olabilir. İlaveten tam tahıl ekmeği olabilir. Bu şekilde hem sağlıklı hem besleyici hem de doyurucu bir öğün yaratmış oluruz. Peki zayıflamak için egzersiz şart mıdır? Egzersiz öncelikle sağlık için yapılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü haftada minimum 150 dakika egzersiz yapılmasını önermektedir. Düzenli şekilde yapılan egzersiz hem kas gücümüzü artırır, hem kas koordinasyonumuzu sağlar, hem de kalp damar hastalıkları, kanser hastalıkları gibi hastalıklara yakalanma ihtimalimizi düşürür. Bu yüzden mutlaka egzersiz hayatımızın bir parçası olmalı. Tabii burada önemli bir nokta egzersizin hayatımızda sürdürülebilir olması, hayatımıza adapte edilebilir olmasıdır. Bu yüzden mutlaka kişiye özel, kişinin yaşam şekline göre planlanmış bireysel egzersiz ve beslenme planları oluşturulmalıdır. Pandemi döneminde bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemli. Evet. Gıda takviyeleri bu konuda yardımcı olabilir mi? Vitamin ve mineraller hayatımız için çok değerli organik bileşenler, hayati değere sahip bizim için. Vitamin ve mineral eksiklikleri birçok sağlık sorununu beraberinde getirebiliyor. Ama şunu da söylemeliyim ki yeterli, dengeli, sağlıklı beslenen birinin ek olarak gıda takviyeleri, vitamin ve mineraller almasına gereksinim yok. Çünkü zaten biz sağlıklı, yeterli beslendiğimizde ihtiyacımız olan tüm vitamin ve mineralleri vücudumuza almış oluyoruz. Ek olarak takviye almamıza gerek olmuyor. Doğal yollardan sağlamış oluyoruz. Ama çok düşük kalorili diyet yapanlar, tek tip beslenenler, vejetaryenler, veganlar, demir yetersizliği olanlar, demir eksikliği anemisi olanlar veya gebelik, emziklilik döneminde olan
menopoz sonrası kemik kütlesi kaybı yaşamış kadınlarda gıda takviyelerine gereksinim duyabiliriz. Burada önemli bir noktada gıda takviyelerini mutlaka doktor önerisiyle kullanmaya başlamak ve doktor takibinde kullanmaktır. Çünkü yağda eriyen vitaminler dediğimiz A, D, E, K vitaminleri vücudumuzda birikebilirler. Biriktiklerinde toksik etki yaratabilirler. Farklı sağlık sorunlarına neden olabilirler. O yüzden bunları mutlaka bir uzman kontrolünde kullanmayı tavsiye ediyorum. Peki tuz tüketimi sadece hipertansiyon sorunu olan kişiler tarafından mı azaltılmalıdır? Hayır. Dünya Sağlık Örgütü günde 5 gramdan az tuz tüketimini önermektedir. Fazla alınan her 1 gram tuz vücudumuzda 200 mililitre yani 1 su bardağı kadar su birikmesine neden olur. Bunu da biz tansiyonumuzun yükselmesi olarak hissedebiliriz. Hipertansif etki yapar. Kalp sağlığını, böbrek sağlığını ve göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple de Dünya Sağlık Örgütü'nün 5 gramdan az tuz tüketim önerisi hepimiz için geçerli genel bir öneridir. Stres kilo aldırır mı acaba? Stresli durumlarda vücudumuzda kortizol hormonu dediğimiz hormonun etkisi artar. Aynı zamanda tokluk hormonu dediğimiz leptin hormonunun etkisi azalır. Biz bunu iştah artışı olarak hissederiz. Vücudumuzda yağ depolanması artar. Vücudumuzda ödem artışı olur ve kilo almamız kolaylaşır. Bunlara ilaveten stresli durumlarda duygusal açlık dediğimiz bir durum da oluşur. Duygusal açlığa bağlı olarak yeme atakları meydana gelebilir. Daha kısa sürelerde, daha fazla miktarda kontrolsüz şekilde besin tüketebiliriz. Dolayısıyla da stres kilo aldırır diyebilirim. İletişim bilgilerinizi paylaşmak ister misiniz? Instagram bilgimi paylaşmak isterim. @dyt_ozgeyesiltas şeklinde beni bulup takip edebilirler. Çok güzel. Programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.